2 Temmuz Madımak Otel olayları dolayısıyla cadde ve sokaklarda trafik tedbirleri alınıyor. Madımak Otel olayları 24. yıl anma programı nedeniyle 1 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 18 itibariyle bazı cadde ve sokaklar üzerine araç parkına izin verilmeyecek. Pazar günü sabah 7'den itibaren yürüyüş güzergahının başlangıcı olan Seyrantepe Caddesi, Fidanlık Caddesi, Yeditepe Caddesi, Seyrantepe Kavşağı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Hikmet Boran Caddesi, Mevlana Caddesi, Atatürk Caddesi, Afyon Sokak, Bankalar Caddesi, Ali Ağa Camii Sokak, Ordu Evi Önü, Bekir Sami Kunduk Caddesi ve bu sokaklara açılan cadde ve sokak girişlerine araç park edilmeyecek. Park halindeki araçlarsa güvenlik sebebiyle otoparka çekilecek. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından temel insan haklarına saygılı bir yöntemle vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla motosikletlere yönelik uygulama yapıldı. Suç işlemeye meyilli şahısların caydırılması, aranan ve çalıntı motosikletlerin yakalanması amacıyla yapılan uygulama, ülke genelinde eş zamanlı olarak yapıldı. Ekipler sabit noktalarla motosikletli sürücüleri durdurup motosikletlerin plaka, sigorta, ruhsat, fatura ve şase numaralarını kontrol etti. Kask takmayan sürücülere ise ceza yağdı. Uzmanlar ülke genelinde artan sıcaklarla ilgili uyarılarda bulundu. Başta kronik hastalar olmak üzere vatandaşlara uyarılarda bulunan uzmanlar en sıcak saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi. Uzmanlar 36 ile 38 derecelerde seyreden ve yaz ortalarında 40 derecenin üzerine çıkması beklenen sıcaklarla ilgili uyarılarda bulundu. Cilt hastalıkları uzmanı doçent doktor Enver Turan, güneşin belli saatlerde zararlı ışınlarını yeryüzüne daha yoğun bir şekilde aktardığını belirterek şu ifadelere yer verdi. Ultraviyole ışınları, güneş yanığı, yanı sıra güneş ışınlarıyla ortaya çıkan bazı hastalıklar, deri yaşlanması ve cilt kanserleri gibi pek çok istenmeyen durumun kaynağı olabilmektedir. Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için güneş kremlerinin kullanılabileceğini ifade eden doçent doktor Turan, nasıl kullanılması gerektiğini belirtti. Birkaç nokta var. Koruyucu krem en az 30 faktör, tercihen 50 faktör olmalı. Dışarı çıkmadan 15-20 dakika önce sürülmeli. Güneş gören tüm bölgelere mutlaka sürülmeli. En az 2 saatte bir tekrarlanmalı. Yüzme, terleme, yıkanma gibi durumlarda mutlaka bir kez daha sürülmeli. Dahiliye uzmanı Dr. Ahmet Nassa, özellikle şeker, tansiyon ve kalp hastalarının daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle güneş ışınlarının dik bir şekilde vurduğu öğle vakitlerinde dışarıya çıkmamak bu konuda çok önem arz ediyor. Şeker hastaları, tansiyon ve kalp rahatsızlığı bulunanlarda bu sıcak saatlerde, sıcak mevsimde bayağı bir sıkıntılı bir süreç yaşayabilirler. Avrupa'daki el yapımı hibrit otomobilleri yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek olan %100 yerli ve el yapımı otomobilin kaporta aksamı Sivas'ta yapılıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Topluluğu tarafından geliştirilen, TÜBİTAK tarafından yurt içinde gerçekleştirilen yarışmalara katılıp, İngiltere'de düzenlenecek yarışmalarda ise Türkiye'yi temsil edecek otomobil üzerindeki çalışmalar sürüyor. Aracın tüm parçaları %100 yerli ve el yapımı parçalardan oluşacak, kaporta aksamı ise Sivaslı ustaların ellerinde şekilleniyor. Saatte 120 km hıza ulaşabilecek şekilde tasarlanan aracın hafif olması için özel bir yöntem kullanılıyor. Mehmet Pehlivan aracın kaporta aksamında kullandıkları sistemin çok hafif ve çelik kadar sağlam olduğunu belirtti. Daha önceden mastarı Folex'ten yaptık, macundan takviye yaptık. Tabii Folex'ler de kullandık yanı başında. Arabanın kupasını ortaya çıkarttık yani böylece. Tabii resimlerle, çizimden, ölçüden bunları böyle bu şekilde. İşte 5 ay oldu. Yani bir hafta 15 gün bir süremiz kaldı. Onu da işte ince işçilikleri kaldı işte. Torpidosudur, davulunmazlarıdır. Onlar işte onların. Hazır var mı? Hiç hazır yok. El yapısı. Her şey el yapımı. Aracın tamamlandığında yaklaşık 100 kilo olması hedefleniyor. Aracın adı ise Yavuz olarak belirlendi. Aracın tamamlanmasının ardından ilk deneme sürüşünün Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde gerçekleştirilmesi de planlanıyor.
MÜSİAD Genel Merkezi Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında sektörel uyum eğitimleri ve atölye çalışmaları lansman programı Sivas'ta yapılacak. Metal sektöründeki zorluklar ve fırsatları konularında hazırlanan raporun sunumu Avrupa Birliği Proje Kilit Uzmanı Krasimir Dechev ve konunun uzmanlarının katılımıyla 3-4 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşçinin iş görme edimini yerine getirmesi karşılığında ona ücret ödemekle yükümlü olan kişi. MÜSİAD Sivas Başkanı Avukat Mustafa Coşkun program hakkında şunları söyledi. MÜSİAD Genel Merkezimiz olarak 2023 vizyonu kapsamında sektörel politika raporu hazırlamaktayız. Bu raporda ana fikir uzun vadede bu sektörlerin gelişimini tahayyül etmek ya da başka bir deyişle sektöre özel yol haritaları çıkarmaktır. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yine Avrupa Birliği desteğiyle iş yaşamı becerileri eğitimleri kapsamında işveren olarak MÜSİAD, işçiler olaraksa HAKİŞ'le ortaklaşa yapmış olduğumuz iş sağlığı ve güvenliği, iş hukuku, işçi ve işveren hakları gibi birçok konu başlığının olduğu programımızı yaparak Sivas'ta büyük bir ses getirmiştik. Taslak olarak hazırlanan sektörel politika raporunun tartışılarak son halinin verileceği programı gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Ayrıca gıda, mobilya, kamu hizmetleri, genel hizmet, tekstil, turizm ve lojistik sektörlerine ait raporlar da hazırlanarak çeşitli şubelerimize tanıtımları yapılacaktır. Tabii bu programlar dizisinin ilkini Sivas'ta yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sivas'ta sentetik uyuşturucu bonzai kullandıktan sonra fenalaşan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay saat 19.30 sıralarında Kızılırmak mahallesinde eski bir mezbahada meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte sentetik uyuşturucu bonzai maddesi kullanan Mehmet Akif Bey bir süre sonra fenalaştı. Yanında bulunan arkadaşı olay yerine 100 metre uzaklıkta bulunan özel bir hastaneye giderek yardım istedi. Durumun polise haber verilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polisle birlikte mezbahaya giren sağlık ekipleri Mehmet Akif Bey'i sedyeyle ambulansa taşıdı. Ambulansla ilk müdahalesi yapılan şahıs hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şahsın bonzai kullanırken yanında bulunan arkadaşı ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Sivas'ta bulunan tarihi hamamın yıkılan bölümlerinin nahır olarak kullanılması dikkat çekiyor. Çayboyu mahallesinde bulunan tarihi Pirkinlik Hamamı bakımsızlık nedeniyle yok olmaya yüz tuttu. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca 2009 yılında tescil edildikten sonra yıkılan, bir duvarı restore edilerek yeniden düzenlenen hamamın, yıkılan kısımlarında vatandaşlar derme çatma evler ve ahırlar inşa etti. Ahırların tamamen tarihi yapıyla bütünleştirilmiş durumda olması dikkat çekti. Yıkılma tehlikesi bulunan hamamın kapıları, çocukların zarar görmemesi için duvar örülerek kapatılmış. Mahalle sakinleri tarihi hamamın Ermenilerin bölgede yaşadığı yıllarda inşa edildiğini söyledi. Hamam olarak kullanıyormuşlar Ermenilerden. Ne kadar zaman önce? Ayrıca 50 yıl öncesine kadar hamamın içerisinde yaşayan aileler de olduğu iddia edildi. Hamamın hikayesi çok eski. Ben 1945 doğumluyum. Biz buraya Doğançar'dan geldik. Ben 53-54'lerde biz buraya geldik. Ben geldim ki bunun içerisinde oturanlar var. Yani ev gibi kullananlar var. İki tane ihtiyar. Yazın gelmesiyle birlikte düğün sezonu da açılmış oldu. Gelin adayları ise kendilerine en çok yakışacak gelinliğin arayışı içinde. Gelin adaylarının tatlı telaşı gelinlikçilere yansırken çeşit çeşit model ve desenler göz kamaştırıyor. Biz de SRT Haber olarak Sivas esnafı Refik Özden gelinlikler hakkında bilgi aldık. Dantel ve tül modeller yine revaçta. Bu yoğunluk bayramdan sonra başladı ve zannediyorum ki Ağustos sonu Eylül başına kadar çıkar gider yani. Özden Öz gelinlik telaşının yanı sıra kına gecesi için bindallı ve çeşitli aksesuar taleplerinin de olduğunu belirterek fiyatların uygun olduğunu söyledi. Kına elbisesi var, nişan elbisesi var, bindallımız var, kaftan var, hepsi var. Bütün ürünlerimiz de mevcut yani. Aksesuar saç ve taç aksesuarlarımız ve el buketi. Bütün aksesuarlarımız sezonu hazır bir şekilde bekliyoruz. Fiyatlarımız giyilmemiş modellerin fiyatı 2000 liradan başlıyor 3500'e kadar çıkıyor. Kiralama gibi bir durum söz konusu mu sizde? Tabii kiralık da var. Kiralık fiyatlarımız 2000 liradan başlıyor 3000 liraya kadar. Sattık fiyatlarımız da 3000 liradan başlıyor 6000 liraya kadar var. Thank you.
Yaz sezonunun açılmasıyla gurbetçi vatandaşlar memleketlerine dönerken mezun olan öğrenciler de Sivas'tan ayrılıyor. Sivas'ın sembolü olan birçok eser, şair Ozan El sanatlarında kendini gösteriyor. Büyük emekler sonucu ortaya çıkan el sanatlarına talep şu günlerde oldukça yoğun. Bayram tatiliyle birlikte Sivas'a akın eden gurbetçi vatandaşlar şu günlerde dönüş için hazırlıklara başladı. Eş, dost ve akrabalarına hediyelik eşya almak isteyen gurbetçi vatandaşlar Şifaye Medresesi'ne akın etti. Şehir dışından gelen gurbetçi vatandaşlar hem dostlarına hediye etmek hem de şehre olan özlemlerini gidermek için göz alan el sanatları tezgahlarını dolaşıyor. Şehir dışından geliyorsunuz evet. Sanırım. Bursa, Sivaslıyım, Bursa'dan geliyoruz. Bayram tatilini geçirdik. Birkaç gün daha buradayız işte, hediyedik. Gördüğünüz gibi elimiz kolumuz doldu iyice, her tarafımız. Neler aldınız efendim? Kemik tarak aldık. Aynalardan aldık bu. Küçük oymalı aynalardan. İşte kalem, çakmak falan. Bu şekilde. Sivas'ın el işi biraz daha. Saat, bakır saatlerden aldık. Masa saatlerinden. Sivas'ın el işinden. Tanıtıcı mı efendim sizce? Yeterli mi Sivas'ı tanıtmakta bu türlü süs, hediyelik eşyalara? Yani şimdi bizim için buralar kutsal topraklar. Gurbette yaşadığımız için ama yani sadece burası ya. Ha bu kadar. Biraz daha ne bileyim belediyenin falan biraz daha aktif olması lazım bu konuda. Hani gittiğimiz yerler mesela kaleye çıktık, burası var. Yani biraz daha aktiviteli olması lazım. Yurt dışından İsviçre'den geliyoruz. Kendi memleketim, kendi şehrim. Evet. Bayram tatilini biraz da fırsata çevirdik. Aynen, aynen. Gelip görelim dedik. Güzel de oldu. Evet. Peki ilk olarak buraya gelmeyi mi tercih ettiniz? Sivas deyince aklınıza neler geliyor? Çifte minare geldi. Oraya geldik. Orayı görmek istedik. Evet. Tarihi medreseleri geziyorsunuz. Gezeceğiz inşallah. Fırsat bulduğumuz zaman. Bir de hediyelik alalım istediniz yakınlarınızdan. Yani olmazsa olmazlardan birisi de o. Evet. Peki efendim, sizin düşüncelerinizi alalım. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Neler tercih ediyorsunuz? Yurt dışında sizi bekleyen eş, dost, akrabalarınıza sanırım biraz da buradan hediyeler götüreceksiniz. Çam sakızı, çoban armağanı bir şeyler götüreceğiz. Sivas'ımızı güzel tanıtabiliyor mu acaba buradaki hediyelik eşyalar? Valla nadiren bulunan bir şeyler, onları alacağız. Nadir bulunan şeyler alacağız. Gurbetçisiniz sanırım, Sivaslıyız. Evet, Sivaslıyız. İstanbul'da yaşıyorum. Buraya bayram tatili için geldik. Bir hafta 10 gündür buradayız. Nasip olursa yarın döneceğiz inşallah. Peki efendim, hayırlı yolculuklar diliyorum sağ şimdiden. Teşekkür ederim. Sivas'ta, Sivaslısınız, gurbette yaşıyorsunuz. Evet. Ne kadar süre içinde gelebiliyorsunuz? Hani bayramdan bayrama mı yoksa yine yıl içerisinde? Senede bir sefer veya iki sefer gelebiliyoruz. Çalışıyoruz beraber şimdi. O yüzden fazla fırsat bulamıyoruz da. Ama fırsat buldukça geliyoruz. Şimdi de sanırım İstanbul'daki tanıdıklara, eş dostlara böyle biraz onlara küçük. Onlara hediye alacağız. Küçük küçük işte ne bulursak bakıyoruz. Sivas bıçağı falan istemişler. Esnaflardan Erdoğan Açıl, satışlardan memnun olduklarını söyleyerek Sivas özgü olan el sanatlarını anlattı. İşleriniz nasıl gidiyor? İyi, çok şükür. Bayramdan başladı. Şimdi güne kadar iyi. Satışlarda bir artış görülmüştür. Gözle görülür tabii bir artış. Tabii. Artış var. Peki sizce Sivas'ı İyi tanıtabiliyor musunuz bu süs eşyalarıyla ürettiğiniz? Sivas'ı, Sivas'ın çakısı, tarağı, masa simlikleri Sivas'a özgüdür, Sivas'a aittir. Peki efendim, mesela kemik tarak, biraz onu ele alacak olursak faydası nedir? Sivas'a özgü olmasının sebebi nedir? Bu kemik tarak özelliği kepeği önler, saç kırmasını önler, saç diplerine mesaj yapar. Bunlar özellikler bunlar. Üretiyorsunuz, satıyorsunuz. Yani kendi ürettiğiniz. Alıp satıyor bunları. Şakıyı alıp satıyor. Kendi ürettiğimizde masa simlikleri. Evet. Çakıdan bunlar. Biraz söz edecek olursak. Meraklısı çok sanırım bunun. Tabii ki. Sivas'ın meşhurdur. Oldu bitti yarım. Benim yaşım 60'dan beri çakısının meşhur olduğunu söyleyebilirim. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin menfeze uçması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza saat 16'da Sivas-Ankara karayolu, Yıldızeli ilçesi Selamet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Ankara'ya doğru giden FK idaresindeki 06Z4028 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze yuvarlandı. Kazada sürücü FK yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı olan sürücüyü Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne götürdü.
menfeze yuvarlanarak ters yatan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. 58.500 çeşit ürünle STM mağazaları spor haberlerini sunar. Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun yönetim kurulu 9 Haziran 2017 tarihli kararıyla olağan genel kurulunu yaptı. Etmeyenler kabul edilmiştir. Bugün Demiryolu İş Sendikası toplantı salonunda İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunmasının ardından gerçekleşen genel kurula Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Salim Kılıç, ASKF Onursal Başkanı Orhan Demirok, Futbol İl Temsilcileri, Yol İş Sendikası Sivas İkinci Oğlu Şube ve ASKF Başkanı Zeki Ekici, Sivas'taki kulüp temsilcileri katıldı. Sönmez bu şafaklarda yüzen aslancağ. Kabul edenler teşekkür ederiz. Ligler, statüler ve müsabaka programları yapılmış. Statüler ve lig fikstürleri Ankara ve Kayseri Futbol Federasyonlarına götürülmüş ve onaylattırılarak futbol liglerinin başlaması sağlanmıştır. Geride bıraktığımız 3 sezon içerisinde kulüplerimizin ve sporcularımızın lisans vizeleri, filiz lisanslar, transferler, yönetici ve antrenörler lisanslarının tamamı federasyonumuz tarafından Kayseri Bölge Müdürlüğü'ne zamanında götürülmüş. Kargo masraflarının tamamı federasyonumuz tarafından karşılanmıştır. Toplantı Genel Sekreteri Hayrettin Yıldız'ın kürsüde konuşmasının ardından Divan Kurulu katılımcıların oyuna sunuldu. Değerli delegelerimiz, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yerine göre diyoruz ki Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü. Gerçekten de öyle. 381 ilde konuşlanmış her şeyle oturmuş bir sivil toplum örgütü. Divan Başkanlığı'na Onursal Başkanımız Orhan Demirok, Katip Üyeliklere Hakem Dernek Başkanımız Çetin Güçyetmez ve TÜFAT ikinci Başkanımız İsmail Kuş öneriyor. Lütfen kabul edenler, teşekkür ediyorum, kabul edilmiştir. Toplantının devamında yeni üye yapılacak kulüplerin üyelikleri için yönetim kuruluna yetki verildi. Gündemimizin 4. maddesini arz ettik, oylarınızı sunmuştuk. Gündemimizin 5. maddesi yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunması. 4-6-2011 tarihinde göreve gelen ve geçmişi 17 yıl gibi hiç de az sayılmayacak kadar bir süredir görev yapan yönetim kurulumuz bu zamanlar zarfında birçok başarılara imza atmıştır. Karşılıklı olarak sorunlarımızı dile getirdik. Çözüm için bir takım araçlar içerisine girdik. Amatör spor her zaman için kutsal bir görevdir. Sizler de bu kutsal görevi her zaman için demin ki bahsettiğim gibi vazgeçilmeyen olgulardan birisiniz. Amatör kulüplerimiz için yer. Paydaşların belirlenmesi, bizim en güzel kurumlar arası işbirliğinde Cumhuriyet Üniversitesi, Belediye, Gençlik Hizmetleri, Spor Müdürlüğü'nün ve diğer kurumlarıyla işbirliği içerisine girmesi. Genel kurulda Zeki Ekici Başkanlığında Hayrettin Yıldız, Doğan Özçelik, Hayrettin Gencer, Ali Yavuz, Şenol Özdemir, Nevzat Ercanlı, Nedim Turgut, Mücahit Fişne, Armağan Güzel, Celali Kumru, Serdar Karagözoğlu, Ahmet Ünlükaya, Metin Karabulut ve Yavuz Uyumaz yer aldı. Spor Toto 2. Lig'de Sivas'ı temsil eden Sivas Belediyespor futbol yaz okulu düzenliyor. Her yıl düzenlenen futbol yaz okuluna bu yıl 500'ün üzerinde çocuk kayıt için başvuruda bulundu. Futbol yaz okulu haftanın 5 günü düzenlenecek. Çocukları çevrenin olumsuz etkilerinden korumak ve yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlamak amacıyla düzenlenen futbol yaz okulunda hafta içi her gün 9 ile 11.30 saatleri arasında altyapı hocaları tarafından eğitim verilecek. Diğer yandan yaz okuluna katılan çocuklara Muhsin Yazıcıoğlu spor tesislerinde spor malzemeleri dağıtıldı. ...58.500 çeşit ürünle STM mağazaları spor haberlerini sundu.